Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün açık havaya çıktık. Şöyle dedik, güzel bir İstanbul'un boğaz havasını alalım ve epik ve efsanevi bir telefon olan Samsung Galaxy S21 Ultra'nın en yeni kamera özelliklerine İstanbul'un gözde semtlerinden bir tanesi olan Bebek'te göz atalım dedik. Şimdi gelin bu epik telefonun kamerasına hep beraber bir göz atalım. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz biz kanalımızda daha önce Samsung Galaxy S21 Ultra'yı incelemiştik ama daha detaylı bir kamera incelemesi yapmak için buraya gelmeye karar verdik. Şimdi telefonun arka tarafını çevirdiğimizde karşımıza böyle dörtlü bir kamera çıkıyor. Ama kamera tarafına baktığımızda ise telefonda sanki 5 tane kamera varmış gibi görünüyor ama aslında bunlardan bir tanesi kamera değil, lazer otofokus özelliği bulunan algılayıcı bulunuyor. Ana kameramız 108 megapiksellik çözünürlük sunuyor ki gerçekten de alınan sonuçlar çok başarılı. Ki bu ana kameramız 8K video çekebiliyor arkadaşlar, 24 FPS'de. Bunlarla beraber baktığımızda bir ultra geniş açı kameramız var. 12 megapiksel çözünürlük sunuyor ve buna eşlik eden bir 10 megapiksellik bir telefoto kameramız var ki o 3x ve 10x optik zoom özelliğiyle beraber geliyor. Hatta 30 ve 100x'e kadar da dijital zoom yapıyorsunuz. Bu kamerada, ana kamerada en önemli modüllerden bir tanesi ise 10x optik zoom. Evet, yanlış duymadınız. 10x optik zoom yapabilen periskop kamera. İşte bu periskop kamerayla çok uzaktaki görüntüleri bile yakınlaştırabiliyorsunuz. Hatta 30 ve 100x'e kadar da dijital zoom yapıyorsunuz. 100x, yanlış duymuyorsunuz. 100x dijital zoom yapılabiliyor Samsung Galaxy S21 Ultra'nın kamerasıyla birlikte arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda Samsung Galaxy S21 Ultra'nın zoom özelliklerine bir göz atalım. Bakın gördüğünüz gibi şu an geniş açı kamerasındayız. 1x'e geçtik. Şu anda 3x'teyiz. Bir daha yaptığımız zaman 10x. Şu anda periskop kamerasındayız ve zoom girmeye başlıyoruz. Bakın şuradaki şu anda bayrağı görüyorsunuz. Bu arada bakın burada bir sarı bir kare gördünüz değil mi? Görüyorsunuz. Bir space zoom özelliği, zoom lock özelliği var. Bu zoom lock özelliği sayesinde çok zoom girdiğinizde makinenin titreşiminin de önüne geçilmiş oluyor. Şu anda biz sonuna kadar zoom girelim. Evet, şu anda zoomumuzu girdik. Gördüğünüz gibi yine sarı renkli çıkıyor ve basıyoruz. İşte şu anda fotoğrafımızı çektik. Ne kadar uzakta olduğumuzu bir kez daha göstereyim size. Bakın gördüğünüz gibi aslında bu kadar uzaktayız. Şu andaki görüntüye bir kez daha zoom girelim. 100x. Evet, gördüğünüz gibi 100x görüntüde de bu şekilde yakınlaştırmış oluyoruz arkadaşlar. İnanılmaz bir zoom özelliği var bu cep telefonu kamerasının arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Samsung Galaxy S21 Ultra'nın kamerası ki ana kamera modülünden biraz önce bahsetmiştik. 108 megapiksel fotoğraf çekebiliyor. Bakın şimdi bu menüye girdik ve burada 108 megapiksel çözünürlüğü gördük. Şu anda işaretliyoruz ve artık şu anda fotoğraflarımız 108 megapiksel çözünürlüğünde çekiliyor. Basıyoruz. Çektik fotoğrafı. İsterseniz bir bakalım özelliklerine bu fotoğrafın. Gördüğünüz gibi 12.000'e 9.000 piksel gibi çok yüksek bir değer ve 43.94 MB yer kaplıyor bu fotoğrafımız. Yani Samsung Galaxy S21 Ultra bizlere 108 megapiksellik bir fotoğraf çekme imkanı sunuyor. Bakın şimdi detaylardan da biraz göstereyim size isterseniz. En ufak detayı bile çok net bir şekilde görebiliyorsunuz bu 108 megapiksellik fotoğrafta. We'll be right back.
Evet arkadaşlar, Samsung Galaxy S21 Ultra'nın ön kamerasında da çok güzel bir portre modu bulunuyor. Şimdi bunu nasıl aktif ediyoruz onu göstereyim hemen ben. Ana kamera menüsünü açtığımızda karşımıza işte fotoğraf, tek çekim, video ve daha fazla gibi özellikler geliyor. Daha fazlaya tıkladığımızda burada bir portre modu olduğunu görüyoruz ve portre moduna tıkladığımız zaman şu anda ekranda da görmüş olduğunuz moda geçmiş oluyoruz. Şimdi portre modunda Samsung'un daha önceki modellerinde de karşımıza çıkan böyle yakınlaştırma ve uzaklaştırma özelliği bulunuyor. Yani ön kamerada da. Ve şu anda yüzü bulduğu zaman bir böyle çerçeve şeklinde bir işaret çıkıyor. Kare şeklinde ve yüzümüzün netlendiğini ve hazır olduğunu da bize gösteriyor. Şimdi diğer modlara bir bakalım isterseniz. Buraya bastığımız zaman mesela bulanıklaştır diye bir modumuz var. Stüdyo modumuz var. Burada bazı ayarları gerçekleştirebiliriz. Mesela buna basalım, bir fotoğraf çekmiş olalım. Daha sonra açık monoda şöyle bir sonuç alıyoruz. Siyah beyaz bir yapıyor ve arka planı tamamen yok ediyor. Koyu monoda ise arka plan siyah oluyor. Açık monodan farklı olarak. Fonda da ise arka planı tek renkli bir hale getiriyor. Bunun dışında da renk noktada da bizi, yani kendi o fotoğrafı çekilen kişiyi renkli yapıyor ve diğer tüm her şeyin siyah beyaz olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Böyle de farklı farklı modları da ayarlayabiliyorsunuz. Hatta bunların yoğunluğunu da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan sağdan bir böyle yukarı aşağı hareket ettirebileceğimiz bir bar var. Alt kısımda bulunan barda arkadaşlar arka planın fluluğunun, netliğinin şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Dikey olan barda ise burada bir menü var. Orada da efektin yoğunluğunu ayarlamış oluyorsunuz. Böylece ne çok güzel, hani özellikle böyle portre modunda çok farklı fotoğraflar da çekebiliyorsunuz. Mesela şu anda ben bir fotoğraf çekeyim. Evet, gayet güzel bir fotoğraf oldu. Bu şekilde portre modunda çeşitli ayarları da yaparak fotoğraf çekebildiğinizi belirtelim. Şimdi arkadaşlar Samsung Galaxy S21 Ultra'da çok enteresan bir özellik bulunuyor. Şimdi bu özelliğe Samsung Director's Mode adını vermiş. Türkçedeki ismiyle bu modun tam ismi yönetmen bakışı. Şimdi ne yapıyor arkadaşlar? Biliyorsunuz telefonun üzerinde kamera modülleri var. Yönetmen bakışı modunda siz istediğiniz kameraları seçip mesela diyorsunuz ki yan yana olsun, yanında şu olsun, bu olsun, şu kamerayla şu modu çekelim diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar modlara girdiğimiz zaman bakın yönetmen bakışında böyle bir modumuz var. Burada kameraların hangi kameranın neyi çekeceğini ayarlayabiliyoruz ve istersek de ön kamera arka kamera geçişini de sağlayabiliyoruz. Bu arada sol üst köşeye tıkladık. Bakın burada ne geldi? Kameraların nasıl kullanılacağını, yani görüntünün nasıl olacağını istiyorsanız ortadan ikiye bölebiliyorsunuz. Ya da tek kamerada yapabiliyorsunuz. Görüntü tekli de diyebiliyorsunuz ama ben mesela şu modu çok beğendim. Burada kameranın yerini İstediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. İstersek ana kamerayı ana görüntü yapabiliyoruz. İstersek ön kamerayı ana görüntü yapabiliyoruz. Böyle bir tıklamayla şöyle yaptığımız zaman otomatik olarak yapılıyor. Buradaki görüntüyü de evet belli bir orana kadar da büyütüp küçültebiliyoruz. İstediğimiz gibi de böyle hareket ettirebildiğimizi söyleyelim. Bu modun çok işe yarayacağını söyleyebilirim. Özellikle de böyle farklı bakış açılarını videolarınızda yansıtmak istiyorsanız Director's Mode, yani yönetmen bakışı modunu Samsung Galaxy S21 Ultra'da mutlaka ve mutlaka kullanmanızı öneriyorum arkadaşlar. Samsung Galaxy S21 Ultra'da gelişmiş bir gece modu da bulunuyor arkadaşlar. Samsung Galaxy S21 Ultra'da gece modunda da istersek geniş açıyı, istiyorsak normal açıyı ve istiyorsak da 10x optik zoom'a kadar kullanabiliyoruz. Farklı ayarlarımız da yine burada mevcut arkadaşlar. Gece modunda uzun pozlama yapıyor biliyorsunuz ve özellikle çok çok iyi fotoğraflar çekmenize bu gece modu bizlere yardımcı oluyor arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Evet arkadaşlar, Samsung Galaxy S21 Ultra'nın kamerasında bulunan ilginç bir özellik daha var. Onun adı da
Mini'ye girdiğiniz zaman tekli çekim olarak geçiyor ama Samsung'un verdiği isim ise Vlogger kadrajı. Şimdi kameramızı açalım. Şimdi kameramıza geldik. Tekli çekim moduna geldik. Şimdi burada öncelikle şunu söylemem gerekiyor. İsterseniz ön, istiyorsanız arka kamerayı kullanabiliyorsunuz. Şöyle manzaraya doğru ben bir döneyim. Tekli çekim menüsüne girdiğimizde burada bir süremiz var. İstiyorsanız 5, istiyorsanız 15 olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ben 15 saniye olarak ayarladım. Ve şimdi hemen şurada tıklayayım. Çekim türleri var burada. Filtreli videolar var. Hız efektli klipler var. Geniş kırpılmış çekim var. Videoları vurgula var. Filtreli fotoğraflar var ve portreler var. Ben hepsini işaretledim. Tamam diyoruz. Bunu da kapatıyoruz ve şu anda ben çekime başlıyorum. Şimdi 15 saniye boyunca farklı kadrajlar çekmem gerekiyor ve kamera benim yerime bunların çeşitli şekillerde videolarını çekiyor, fotoğraflarını çekiyor. Çeşitli efektler verecek, onu söylemiş olalım ve istediğimiz gibi çeşitli sosyal medyada paylaşmak üzere bir görüntü oluşturuluyor. Şimdi çekim bitti. 15 saniyemiz doldu. Videoyu oynat diye bir menü çıkıyor. Aslında bu normal bir videoymuş gibi görünüyor ama şimdi size bir şey göstereceğim. Şurada bakın bir ok tuşumuz var. Oka doğru yukarı kaldırdığımız zaman görüyorsunuz çektiğimiz fotoğrafları ve Samsung Galaxy S20 Ultra'nın bizim için oluşturduğu görüntüleri şu anda görüyorsunuz. Bakın burada isterseniz böyle bir fotoğraf çekmiş, kare şeklinde bir fotoğraf çekmiş. Bu da Instagram için kullanabiliyoruz. Bir videomuz var 12 saniyelik. Bunu da tahmin edersiniz ki Instagram hikaye için kullanabiliyoruz veya farklı platformlara da bu şekilde paylaşabiliyoruz. Siyah beyaz bir fotoğraf çekmiş. Buradan gördüğünüz gibi işte şu şekilde bir fotoğraf çekmiş, bir video çekmiş. Bunları da Vlogger kadrajı sayesinde otomatik olarak oluşturabiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olalım. Samsung Galaxy S21 Ultra'da iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Bizdeki ve bu videoda kullandığımız renk siyah ama markanın verdiği bilgi bize Phantom Black olarak geçiyor. Bir de bunun gümüş renkli olanı var. Onun da markanın verdiği ismiyle Phantom Silver olarak tanımlandığını belirtelim. Bu iki renk seçeneğinden hangisini kendinize yakın buluyorsanız onu tercih ederek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi telefon tabii ki amiral gemisi olunca Samsung Galaxy S21 Ultra'da yine amiral gemilerine yakışır özellikler de bulunuyor. Bunlardan bir tanesi IP68 suya ve toza dayanıklılık hızlı şarj özelliği var. Bu çok önemli biliyorsunuz. Özellikle hızlı şarj etmemiz gerektiği durumlarda bizim hayatımızı kurtaran çok güzel bir özellik. Şimdi arkadaşlar telefonda kullanılan işlemci ise 5 nanometre teknolojisiyle geliştirilmiş Exynos 2100 işlemci. Onu da belirtelim. Özellikle pil performansı anlamında bu telefonun ve bu işlemcinin çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun ekran özelliklerine geldiğimizde ise 120 Hz'lik bir ekran tazeleme hızları bizleri karşılıyor. Bunun adaptif olduğunu belirtelim. Yani telefon sizin yerinize gerekli olan yerlerde frekans hızını arttırarak çok daha kesintisiz ve yumuşak bir görüntüleme teknolojisi size sunmuş oluyor. Bunun da altını çizelim arkadaşlar. Şimdi telefonun biz pil testlerini de yapmıştık biliyorsunuz. Özellikle dışarıdayken elektrikten uzak ortamlarda kullandığınız zaman bir günü çok 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 rahat aşan bir pil performansı sunuyor. Hatta idareli bir kullanımda söz konusu olduğunda iki güne yaklaşan bir pil ömrünün olduğunu da söyleyebiliriz. Bu özellikle Exynos işlemciden gelen ve telefonun da kendi özellikleri arasında yalan akıllı yapay zeka teknolojileri yardımıyla pil ömrünü arttırılmasından da oluşan bir durum olduğunu da altını çizelim. Şimdi arkadaşlar Samsung Galaxy S21 Ultra'yı aldığınız zaman aslında yanında başka türlü ekosistem olarak tanımlayabileceğimiz çeşitli cihazları da alabiliyorsunuz. Bunlar arasında ne var? Galaxy Buds Pro var ki yakın zamanda tanıtıldı. Hatta bizde bir ön incelemesi var YouTube kanalımızda. Galaxy Watch 3 var. Biliyorsunuz bu da Samsung'un akıllı saati. Galaxy Smart Tag yine Samsung Galaxy S21 ekosistemiyle beraber kullanabileceğimiz ürün ve aynı zamanda Samsung Galaxy Tab S7 ve 7 Plus'ta yine ki bunlar tablet biliyorsunuz yine Samsung Galaxy S21 Ultra ile uyumlu olarak kullanılabilecek ekosistem cihazları olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bundan da bahsetmiş olalım. Öte yandan Samsung Galaxy S21 ailesiyle beraber tanıtılan ürünlerden bir tanesi de SmartThings Find isimli servis.
SmartThings Find servisinde arkadaşlar SmartTech adı verilen bir böyle donanım çözüm var. Küçük böyle para büyüklüğünde bir üründen bahsediyoruz. Bunu kaybetmeniz mümkün olan örneğin bir anahtarlık olabilir bu. Örneğin bir çanta olabilir. Asıyorsunuz ve çantanın yerini haritadan görebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. Belli bir mesafe içinde olmak kaydıyla işte Samsung'un SmartThings Find servisi de bu şekilde çeşitli küçük cihazlarınızı, küçük ürünlerinizi, hatta yeri geldiği zaman belki bir evcil hayvanınızı bile yerini bulmak için kullanabileceğiniz güzel bir ekosistem ürünü. Evet arkadaşlar, Samsung Galaxy S21 Ultra'nın önemli özelliklerinden bir tanesi kalem ile kullanılabiliyor olması. Biliyorsunuz bugüne kadar Samsung modellerinde Note ailesinin kalemi vardı. S ailesinde ise kalem bulunmuyordu. S21 Ultra ile bu anlayış değişiyor arkadaşlar. Artık isterseniz S21 Ultra'yı da ayrıca satılan, ayrıca satın alabileceğiniz özel bir aksesuar, bir kılıf şeklinde aksesuarla beraber S Pen'le de kullanabiliyorsunuz. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. Yani istiyorsanız eğer Samsung Galaxy S21 Ultra'yı da kalemle de kullanabiliyorsunuz. Bu tarz bir ihtiyacı olanlar için güzel bir özellik olduğunu söyleyeyim. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlerle birlikte İstanbul'da bulunan Bebek Parkı'nda Samsung Galaxy S21 Ultra cep telefonunun hem kamera özelliklerine hem de sunduğu diğer fonksiyonlara göz attık. Ürünle ilgili merak ettiğiniz, bizim anlatmayı unuttuğumuz özellik varsa yorum olarak video kısmında bizleri etmekten çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.